Ahana'ya göre Ömer gibileri olmasa hiçbir yerde dirlik düzenlik bozulmaz. Ömer'e göre ise asıl dirliği düzenliği bozan Ahana'dır. Köyün ondan kurtulması gerekir. Muhtar Halil Efendi ise iki taraf arasında kalmıştır. Üstelik Ahana yüzünden aylardır Ömer'le dargın. O ne yaparsa görmezlikten gelmekte, hiç ses çıkarmamaktır. Ama son olayda o da Ömer gibi işini aslını öğrenmeden Ahana'ya yüklenir, Ahana'yı suçlar. Ve böylece Ahana ile muhtarın da arası açılır. Hele Ahana'nın muhtarlıktaki telefonla konuşmasından sonra muhtarın artık telefonla çağrılanları çağırmayacağını ilan etmesi bunun üzerine tuz biber eker. Bir gece nasıl olursa olur, Ömer'le muhtar ilçede bir gazinoda karşılaşırlar. Ömer'in aslında başka niyetleri vardır. Yanında yakın adamı Dandun İsmet'le beraberdir. Dandun İsmet, Ömer'le muhtarı orada barıştırır. Ömer'le İsmet, muhtara artık istediklerini yaptırabileceklerini ve Ahana'yı yalnız bırakacaklarını sanırlar. Gel Necibe, gel bizim eve gidelim, bir çay içelim. Okulda üşüdün zaten sen. Öyle öyle, çayın hazır mıydı bari? Hazır hazır, sıcaktı sıcaktı. Altını yakıveririm olabilir, hadi. Ahana! Ahana, durun azıcık, beni bekleyin, durun. Kızım ne oldu gene, ne var Sebile? Ahana, vallahi öyle bir şey duydum ki. Bir desem ikiniz de küt diye düşer ölürsünüz ha. Aman sakın deme kızım, sakın deme. Benim küt diye düşüp ölmeye hiç niyetim yok. Kız senin var mı Necibe? Kız sen de Allah gecinden versin de. Ha? Sen o duyduğunu okuldayken bize niye demedin bakayım ha? Şimdi duydum da ondan. Muhtarla Göçük barışmışlar ya. Ne? Vallahi işte. Kız kimden duydun? Kim dedi? Aman biri dedi biri. Dün gece ikisi ilçedeki meyhanedeymiş. Sarhoşmuşlar, içmişler, içmişler. Meyhane serhoş olunca da barışmışlar tabii. Amanın ben gideyim babam Osman'a bir diyivereyim gari. Hadi, hadi bak. Sen nereye gidiyorsun Ahana kız? Gel kız Sebile, gel. Sen de gel. Şu Huriye kadına bir gidip bakalım. Kız Sebile, sen git şunu çığır, sen çığır. Sen neden gelmiyorsun? Kızım ben gelmeyeyim, kocası mocası evde olur sonra. Hadi sen git çığır. O adam evdeyse ben de gitmem, kavga ederim çünkü. Etme kızım, şu acaba kopmayasın ya seninle, tut tut da etme. Çığır şunu. Tamam ama şimdi o adamlar. Olsun sen, yürü hadi hadi. Emre, yapma. Gel sen de bebe. Kız gelmiyor mu, yok mu aklı bak, çoluğu çocuğu uyandıracak. Emre, hemen. Huriye teyze. Huriye teyze. Geldim. Çabuk ol kız. Yok kız dedim. Kıpır evde mi? Yok. Ahana seni bekliyor. Yok kız Ahana. Senden benden küstün yoksa, niye gelmiyorsun? Hayrola ne oldu? Kocan Pırpır Halil Göçük Ömer'le barışmış, haberin var mı? Yok. Kim dedi onu? İşte. Ben dedim. Öyle dediler çünkü. He? Peki sen akşam neredeydi, hiç sormadın mı ona? Sormam. Ben onunla bir haftadır konuşmuyorum. He? Aferin. Onca yaptığından sonra bir de konuşacak mıydım ha? Konuşma. Sus kız sen de. Konuşmam olur mu? Konuşayım ya. Kocan sen pır pır mır pır emmek kocan. Konuş konuşmasını, konuş da. Nasıl olmuş, neden barışmışlar, ne olmuş, kim kime demiş, kim barışmak istemiş, onları bir iyice güzelce anla komşum. Bana kalırsa Göçük Ömer'in bir menfaati olmadan bu işi yapmazdı emme. Sen anladın, ne de bize söyle, oldu mu? Doğru, konuş konuş. Buyurun çay içelim. Yok yok sağ olasın. Gideceğiz, evde zaten ısıcak bekliyor. Gel kızım Sebile. Hadi al ısmarladık. İyi, ben sana gelirim. Gel bir tamam. Güle güle. Hadi güle güle. Konuşma ama. Yok yok, konuş konuş. Vallahi billahi bu işte bir iş var. Babam Osman, bu işte bir iş var. Var. Allah Allah. Sen de amma işkilli oldun ya çeyrek. Ne iş olsun canım? İşkilli mi? He. Bağ işkili diyorsun ha? Ya. Bunlar daha dün kanlı bıçaklı değil miydi? Ha, hem de ikide yüzünden. Senin Haydar'ın nikahı yüzünden. Sen göçün huyunu bilmem mi ya? Ya biliyorum. Biliyorum ama. Neyesi? Biliyorum, biliyorum ama dedin. Onun e'si. Madem biliyorsun daha ne konuşuyorsun? Canım iyi etmişler. Ne olmuş yani? Barışmışlar, iyi etmişler. Bütün köylü rahat edecek şimdi. Canım biz de rahat edeceğiz. Allah Allah. Belki yarın ben de barışırım. Sen de mi barışırsın? Barışırım, ne olmuş? Bu adam benim dürürüm değil mi arkadaş? Ya kanlı da olsam, bıçaklı da olsam o adam benim dürürüm. Tamam, dürürüm. Tamam, dürürüm. Barış, barış. Tamam, tamam.
Tamam, ne istersen yap. Ne istersen sen onu yap. Ama yarın öbür gün başına bir şey gelirse... Yetiş! Çeyrek! Başım dörtte! Hasanım! İmdat! Diye bana gelme. Gelme. Bana gelme! Vallahi billahi bir sopa da benden yana! Bana bak baba Osman. Koca adam oldun. Dırnak kadar aklın yok senin. Sen bunun içinde ne saklıyorsun lan? Cahil! Allah Allah! Allah Allah, bu adama ne oldu anlayamadım ya! Hem sen cahilsin be! Bir kere sen cahilsin! Hah, tırnak kadar aklım yokmuş! Asıl senin tırnak kadar aklın yok! Adı çeyrek, saçı uzun, kıl kuyruk! Muhtarım, müsaade var mı? Zatına hususi bir şey soracak. Ne soracaksın? Sözde sen dün gece Kazım'ın meyhanesinde koçukla barışmış sulh olmuşsunuz. Aslı var mı? Niye sordun ha? Öyle dediler de ondan sordum. Aslı yoktur deyin. Beni bak. Söyle onlara, üstlerine vazif olmayan şeylere karışmasınlar, anladın mı? Ha. Muhtarım, içeride misin? Oo. Selamün aleyküm muhtarım, muhtarım. Sayın Küçük Ömer Efendi, hoş geldin. Buyur geç. Sağ ol. Geç, sağ ol, geç. Sağ geç. Muhtar, geç. Hoş geldin. Hoş geldin. Selam, muhtar. Selam. Geç. Geç. Aslı varmış. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yakınmayın. Aa. Ya 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 ya. Merhaba Yusuf efendim. Ha? Aa, merhaba doktor bey. Hayrola ya, bu ne dalgın? Kusura kalma vallahi, görmedim. Bakıyorum sigara içiyorsun. Şey, dün gene başladım doktor bey. Ben sana sigara içmeyeceksin demedim Yusuf efendi. Dediydin, dediydin ama ne yapayım, yine başladım. O günkü bağ yaptıkları çok gücüme gitti doktor bey. Hem de muhtarın gözü önünde. Tövbe. Dur. Git. Gitti mi o kız? Kim gitti mi? Ahana, düş mü görüyordun sen kız? Ama kız, ben düş mü görmüşüm yoksa? Ha, düş görmüşsün galiba. Anne. Kız Sebile şurada uyuyor mu kaldın ben? Uyudum tabii. Dur ben sana su vereyim Ahana. Al çık al. Uykuverdim yoldada. Anlatsana ha. Ne gördün ha? Dur ben silerim. Aha ben silerim dur kız. Ama bunda toz filan da yok ki. Nereden geldi aklına? Ne gördün sen ha? Rüyamda Atatürk'ü gördüm. Atatürk mü? Sahi mi diyor? Hey Gülser abasının okula gelme dediydi ya. Sen ondan görmüşsündür ha. Ne bileyim ben neden gördüm. Kız iyi ki okula gelme dedi. Gittim ben, gittim. Gittin. De şimdi onu gördüm.
Hayırdır inşallah. Otur, otur da anlat. Nasıl gördün ha? Ne vallahi ne bilirim nasıl gördüğümü Sebile. Böyle bizim köyde şenlik mi varmış, ne varmış? Aman bir kalabalık, bir kalabalık, bir kalabalık. Her bir yanda bando müzika. Çıktık açık alınla marşını çalmakta. Sen bilmezsin yavrum kızım. Ben çocukken, hatta benim gençliğimde hep çıktık açık alınla marşı çalınırdı. Şimdilerde unutulup gitti. Hiçbir yerde sesini duymaz olduk. Neyse işte her bir yanda bayraklar asılmış kızım. Böyle yazılar yazılmış. Gazi Paşa Atatürk bizim köye gelecekmiş. Bizim köye mi? Bizim köye gelecekmiş. Hem de böyle etrafında hem hükümetin adamlarıyla birlikte gelecekmiş. Bizler de bizim de önümüzden geçit yapacakmış. Biz de böyle hep üst üste yığılmışız. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir ben tarafta. Ben de varım. Ben de varım. Varsın kız, sen de kadınlar tarafındasın. Sen de varsın. Hepimiz varız. Böyle onun geçmesini bekliyoruz. Atatürk bizi böyle ayrı ayrı görünce pek bir kızmış. Öyle dediler. Okulda da öyleydi yani. Kadınlar bir yanda, adamlar bir yanda. Hep öyleydi. Öyleydi kızım. İşte alışmışız biz. Ne yapacağız? Alışmışız. Bir kere alışmışız. Neyse işte biz böyle bakınıyoruz rüyamız. Hayırdır inşallah. Hayırdır, böyle hayırdır. Kadınlar, erkekler birbirimizin üstüne yığılı yığılı vermişiz. Onu görmek için böyle çabalarken. Gazi Paşa gele gele gelip de tam benim önümde durmaz. Tam senin önünden mi durdu? Tam benim önümde durdu kızım. Ben de öyle dikilmişim. Elimde de sopayı tutuyorum. Sopayla. Böyle ona bakıyorum. Hanım dedi. Hanım. Bu elindeki sopa ne oluyor? Maşallah. Görünüşe bakılırsa güçlü kuvvetlisin. Aman kızım. Aman işte o zaman ne diyeceğimi. Ne edeceğimi böyle şaşırarak aldım. Ben de olsam şaşırdım. Şaşırdım. Rızım ediyor. Paşam dedim. Aa dedim mi? Ana kıyılı. Rızım ediyor dedim. Sopasız köyde dolaşmak zor oluyor dedim. Ondan sonra... Ay dilim tutulsaydı da söylemez olsaydım. Ama ne demişsin abla? Durdum da tutup elini öpseydim daha iyi değil miydi? Emme o ne demek istediğimi anladı herhalde. Anlamıştır paşam. Anladı kız, anladı. Dedi ki, bana bak beni diyor. Bari dedi, o sopa işe yarıyor mu dedi. Sen ne dedin hanamga? Zarar etmez dedim. Ne yapacaksın? Elinde bu sopa olmadan son günlerde dolaşılmıyor dedim köylerde dedim. Çok iyi demişsin hanamga. İyi dedim kız. Çok iyi demişsin. Öyle dedim. Vallahi iyi mi dedim? Kötü mü dedim orasını pek bilemem. Kim onlar dedi. Benim de Sebile dilim açıldı mı çenem açıldı durur muyum hiç ben de hepsini bir saydım döktüm. Hepsini mi saydın? Hepsini muhtar dedim, Göçük Ömer dedim, Dandun İsmet dedim. Aman kız daha kimleri saydım kimleri batırdım çıkardım. Vallahi bir duysalar beni gıtır gıtır keserler. Hem seni keserler hem beni keserler. Seni niye kesiyorlar kız beni keserler ben gördüm rüyayı. Neyse sus gülme rüyamı. Ondan sonracığıma hayırdır inşallah. Gazi Paşa'nın kaşları böyle çatıldı. Hadi. Demek dedi, ben yokum diye benim dediklerimi tersine yapıyorlar ha dedi. Sen onun için sopa kullanıyorsun onlara dedi. Sonra? Sonra elini omuzuma koydu. Aha bu tarafıma. Eli ateş gibiydi. Bak hanım dedi. En iyi sopa benim dediklerimi iyi yapmaktır. Onları iyi bellemektir. Onları unutmamaktır. Onun için çok okumalısınız dedi. Okumalı ya vallahi. Okumalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok çalışmalısınız diye söylenip gitti. Sebile kız. Hep hanım diyordu bana. Koskoca Atatürk. Benim gibi bir köylü kadınına hep hanım diyordu. Ben de dur gitme paşam. Daha söyleyeceklerim var Gazi paşam. Söyleyeceklerim bitmedi. Dur derken aman kız. İşte sen uyandırıverdin beni. Sen uyandırıverdin ya.
Ama ben nereden bileyim öyle olduğunu? Öyle olduğunu bilseydim uyandırmazdım ki. Ama sen de bir çırpınıyordun. Ben de bir şey oldu sandım, öyle uyandırdım. Elbette kızım. Koskoca Gazi Paşa'yı görmüşüm. Çırpındırım tabii. Arkasından koşuyordum. Ne yapayım? Aman kızım bir su versene. Hadi. Bir su daha ver bakayım. Çay demliyor musun anne? Yok. Suyu içeyim de. Ver kızım. Ver. Sağ olasın yavrum, sağ olasın. Aman. Oh yavrum, ölmüşlerim ruhuna değsin. Hadi ben biraz dışarı çıkayım kızım. Nasılsın ki dışarıda sen şimdi? Ah Sebile kız. Vallahi. İçim bir hoş oldu da onda. Şöyle bir hava alacağım dışarı çıkıp da. Kız Sebile. Güzel o kitapları paket gönderilen, okula gönderilen, hani TV'den gönderilen, hani İstanbullulardan, Ankaralardan gönderilen okul için çocuklar için kitapları ne yaptı sen biliyor musun? Okula kütüphane yaptırdınca oraya konacakmış da, diğerleri de köylere falan yollanacakmış. He. Biliyor musun bizim köye 2000 üstünde kitap geldi hani. Vallahi. Muhtar da bir haber ver mi? O da kitap istiyordu, bir şeyler istiyordu. İşte kütüphane yaptırtacaktı, Gülsar abam söyledi, yaptırırız dedi, 2 ay oldu. Yaptırmadı değil mi? Yaptırmadı. Neyse, görürüz. Hadi bir hava alalım be. Ana, ben de geleyim seninle. Böyle benim de içim bir hoş oldu. İçini sevsinler kızım. Elbet bir hoş olur. Kalk bir hava alalım. Şu telimi ver, Nasıl olsa sırtımda gelmiyorum değil mi? Kapıyı kilitleyeyim mi ana? Yok yavrum, şöyle çekiver sen kapıyı, çekiver. Çekiver. İyi çektim ama. Gülser de geldi zaten. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Nereye böyle? Yavrum, şöyle bir dolanıp geleceğiz. Azıcık hava alacağız, hava. Canımız sıkıldı da. Beni bak, Gülsel ocağın altını yakıver. Çayı da oturup dur. Gelince sıcak içeriz yavrum. Hadi güzel. Unutma, ocağın altını yak, çayı da oturup gelince sıcak. Hadi. Allah Allah. Olmamış. İyi ki de olmamış. Beni zaten olmasın diye dua ediyordum. Ne işin varmış senin elin memleketlerinde ha? Ya burada da eşek kuyruğu gibi kaldık be hana ya. Sonra bu adamlar dandunu, yok göçüyü, hele muhtar. Çok değişti adam ya. Oğlum, oralarda böyle adamlar yok mu belliyorsun sen ha? Hem canım aman dandun İsmet'i, o öbürlerin adamı belliyim Allah'ını seversen. Tabii ya. Şimdi Libya işi olmadı diye İstanbul'a taşınacağım diye tutturmuş. Orada iş çokmuş. Tabii ne var? Elbet çok orada iş, aman. Ne çok iş böyle Anglılarda, İstanbullarda iş kayım kaynıyormuş. Öyle dediler, ben de duyduydum. Zaten böyle Eyüp Efendi gelsin diye bekleşiyorlarmış kapılarda ya. Beni de çağırıyorlarmış. Acanı çıkmayasın. Senin burada işin yok mu ha? Aç mısın, açık mısın ha? İşin yok mu, işsiz misin? Hadi şunun babası desen neyiz hem ne? Ötekiler desen yüreğim yanmaz. Ama sen deme bunu ha, deme Eyüp. Sen gibi bak. Karındakini çorap vermeye başladım, onun da karşılığını alacak paralar gelecek. Hem sen canım koskoca köyün biçik berberisin ya. Amma koskoca köy ha. Nesi varmış? Küçük mü? Beğenemedin mi? Koskoca köy elbette. Hem o şehirlere gidip de doldurup taşımanın ne alemi varmış ha? Aman zaten şehirler dolmuş da taşıyor bile. Canım ben de hemen yarın gidiyorum demiyor mu ya hani ya? Yarın bir gün gitmeyeceksin. Peki gitmeyeceğim. Şimdi beni iyi dinleyin bakayım sen de. Şimdi okula biliyorsunuz paket kucu paket kitap geldi, biliyordunuz değil mi bunları? Biliyorlar hani biliyorlar. Biliyorsun. Şimdi Gülser bunların bir kısmını evet. Okulda alıkoydu. Çok geldiği için Angırlardan, TV'den, İstanbullardan geldiği için bir kısmı da öbür okullara yollayacak. Bak ben diyorum ki, şimdi oraya yollayacaklarını sen alıp kayfene bir kısmını koysan, sen de biber dükkanına koysan diyorum ha. Kitapları mı? Ne güldün? O kahvede ne olacak onlara hani? Benim dükkanda ne olacak ki ya? Bilmiyor musunuz ne olacağını? Oğlum önümüz kış işte, girdik. Böyle keser, kopartır. Kitapları yolar, sobaya tıkarsınız. Bir güzel yakar, ısınırsınız oğlum, ne olacak? Ya çok güzel olur değil mi?
Böyle yapanlar da varmış. Biliyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz. Ah 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 ah, illeri kırlasçılar. Ne olacak oğlum, ne olacak? Şöyle bir kitap gibi bir şey, dolap gibi bir şey yaptıracaksın. Aha, onun adı kitaplık, kitaplık. Hah, kitap işte. Kız ha dolap ha kitap. Neyse. Kitaplık ya. Canım ah, ondan yaptırırsınız şöyle. Kitaplarınızı da içine koyarsınız. Senin birbiri de bekleyenler olursa oradan iki üç tanesini çeker. Senin kayfede de öyle oynayacağına oradan kitabı çeker. Şöyle okur, fena mı olur yavrum ha? Fena mı olur? Oğlum Kadir, Eyüp. Yavrum biz okuyamadık da ondan söylüyorum oğlum. Biliyorsunuz mu? Ana bugün diş görmüş. Hem de gündüz görmüş. Dur kız dur. Ana kız bir anlatsana dişini kız. Ana dişini öyle güzel bir diş görmüş ki bana anlatayım. Bir de şunları anlatıveralım. Hadi anlatalım. Hayırdır inşallah ana. Hayırdır tabii, hayırdır. Tövbe tövbe aman. Bak dinle dinle. Aman. Sahi para ediyor mu o çoraplar? Sen iyi bilirsin Muhtar. Valla o numarasını bilmem ama bizim hatun boyuna dürtükleyip duruyor böyle. Para ediyor ki satılmış canım. Senin Haydar ağanaya epey para yollamış ha. Ya nereden benim Haydar oluyormuş o solucan suratlı? Senin kızının kocası değil mi bu canım? Bana bak, başlatma şimdi kızımdan da kocasından da. Hadi oyna, oyna Muhtar. Başla bakalım, başla. Kim bilir kaça satıyor, kaça sattım diyor. Vallahi bana da öyle geliyor. Babasının hayrına yapmıyor ya bu işi, öyle değil mi Muhtar? Ne? Hı? Öyle değil mi diyoruz? Ne öyle değil? Aman sen de bir ya dur be şurada ya. Oyun oynuyorsun be kardeşim Allah'ım. Senin Midyanlar geldi koçuk gözün aydı. Ya neredesin be Kadir? Sen ne biçim kahvecisin oğlum? Ağzımız dilimiz kurudu. Kadir çay getir çay. Hadi getir çay. Geçikten olsun. Yok muhtardan. Ya emur Allah Allah be dur nut da. Hadi bakalım. Ah ananın başı için bir düşeş. Düşeş! Muhtarım! Git lan git şimdi, muhtarın işi var. Görmüyor musun? Baş dolu ya. Ne var lan ne var? Koye otomobille bir adam geldi de, bir yabancı. Yabancı mı? Ne zaman? Şimdi geldi işte. Resmi mi? Vallahi onu anlayamadım. Vırt deyip köyün içine girdi. Siyah bir otomobil. Yahu oğlum, sen Allah'ını dinini seversen, lan bana haber vereceğine kendin konuşsaydın ya. Koçuk kusura bakma. Bu köye gelen neyin nesidir, kimin fesidir anlamak lazım. Bunları takip etmek lazım yok. Hadi. Al oğlum şunun parasını da. Bırak. Şu parasını al. Tamam mı? Evet. Ha, üstünü sonra al. Yürü. Bir abi verirler. Al bastonum. Hay Allah. Bastonum olur. Bastonum olur. Bastonum olur. Masidi. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Nerede i̇şte bu? Şu yoldan çıkıp bu yola girdi muhtarım. Buraya. Hani nerede oğlum? Nereye gitti peki söylesene. Vallahi ne bilirim muhtarım. Belki de buradan çıkıp şu tarafa doğru gitmiştir. İstersen bir de bu tarafa gidelim. Beni bak. Sen doğru bu tarafa. Ben de doğru bu tarafa. Hadi bakayım yürü.